Bugün sizlerle beslenme sorunları neler, beslenme problemlerine bağlı olarak gelişen hastalıklar ve beslenmenin yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendireceğiz. Öncelikle ülkemizde her yaş grubunun ve her bireyin farklı farklı beslenme sorunları olduğunu belirtmekte fayda var. Ama bunları temel olarak dörde ayıracak olursak, örneğin gebe ve emzikliler, yaşlılar, çocuklar, gelişme dönemindeki bireyler gibi sınıflandırdığımız takdirde bu grupların özel besinsel yetersizlikleri olabileceğini göz önünde bulundurmak yanlış olmaz. Özellikle D vitamini eksikliği, demir eksikliği, buna bağlı olarak gelişme problemleri, aynı zamanda kalsiyum, D vitamini gibi hem kemik yapısını hem kas yapısını besleyen bazı bileşenlerin yetersiz olması hem büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilerken hem de gebe emzikli gibi özel durumu olan ve daha fazla beslenmesi gerekirken beslenmesine daha fazla önem vermesi gereken grupları doğrudan etkileyen problemler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle çinko, A vitamini, B12, B6 gibi eksiklikler toplumun büyük bir kısmında maalesef karşımıza çıkıyor. Bazı beslenme müdahale uygulamaları da olabiliyor. Örneğin üreme çağında olan kadınların %20'sinde demir eksikliğini giderme gibi programlar olabiliyor. Bu da ne demek? Aslında üreme çağındaki kadınlarda demir eksikliği çok sık görülen bir beslenme problemi. Peki bunun başını çeken şey ne? Özellikle kırmızı et tüketiminin yetersiz olması, yumurta gibi hayvansal gıda kaynaklarından elde ettiğimiz B12'nin fazla miktarda değil, neredeyse yetersizlik durumunda olması bunların sebeplerinden bazıları. Haricinde halk sağlığı planlamalarına baktığımız takdirde özellikle bulaşıcı olmayan hastalıkların ölüm sebepleri arasında %52'lik bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Bu da mesela kalp ve damar hastalıkları olarak adlandırılabilir. Peki burada besin yetersizliğinden veya eksikliğinden kaynaklı bir problem olduğunu mu düşünmeliyiz? Hayır, tam tersi aşırı beslenme, aşırı enerji alımı ve enerji dengesinin bozulması olarak da söyleyebiliriz. Yani beslenmenin hangi açıdan doğru, hangi açıdan yanlış olduğunu aslında toplumda sıklıkla görülen rahatsızlıklardan veya vitamin mineral eksikliklerinden saptamak mümkün. Özellikle iskemik kalp hastalıkları, çoğu zaman enfeksiyon rahatsızlıkları ve buna bağlı olarak ani ölümlerin gerçekleşmesi veya anne bebek ölümlerindeki hızlı artış, bebeklerin emzirme süresinin ve sıklığının yetersiz olması da aslında toplumun beslenme sorunları olduğunu gösterir. O yüzden beslenmenin rol oynadığı hastalıkları genelleyecek olursak başta bazı kanser türlerini verebiliriz veya osteoporoz, osteoartrit gibi özellikle kemik gelişiminin olumsuz etkilendiği veya kemik yapısının olumsuz etkilendiği durumlar genelde kadınlarda menopoz döneminde karşımıza çıkar. Bu da yaşlılığa doğru giden hayat sürecinin aslında bu noktasında beslenmeyi çok da iyi idame ettiremediğimizi gösterir. Bu noktada ne diyoruz? Osteoporozdan ve kemik erimesinden korunabilmek için özellikle 40 yaş üstü kadınların günlük 2 bardak süt ve süt ürünlerini mutlaka beslenme programlarına eklemeleri gerektiğini vurguluyoruz. Tabii menopoz öncesindeki beslenme durumu da genel beslenme sorunlarını tetikleyebilir. Örneğin çok fazla çay ve kahvenin tüketimi, asitli gazlı içeceklerin tüketimi, D vitamini yetersizliği, strese bağlı faktörler ve fiziksel aktivitenin yetersiz yapılması gibi durumlar maalesef neye sebep olur? Yine kemik mineral yapısında bozulmalara sebep olabilir her yaş grubunda. Yine beslenmenin önemli bir bileşen olarak eşlik ettiği farklı hastalıklar var. Mesela en sık duyduğumuz tip 2 diyabet, kalp ve damar rahatsızlıkları, yüksek tansiyon ve obezite olarak bunları sınıflandırabiliriz. Yani burada yetersiz, dengesiz veya aşırı bir beslenme durumunun neye sebep olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli obeziteye bağlı kronik rahatsızlıkları beraberinde getirdiğini ifade edebiliriz. Yine aynı şekilde bazı besin öğelerinin yetersiz kaldığı durumlarda, mesela protein enerji malnütrisyonu veya farklı enfeksiyonel hastalıklar, anemi, skorbut ve reşitizm gibi durumlarda görebiliyoruz. Özellikle reşitizm, D vitamini yetersizliği olan çocuklarda veya büyüme çağındaki kişilerde karşımıza çıkabiliyor. Fakat bunun tedavisi oldukça basit. D vitamini takviyeleri veya daha sık güneşlenmek. Aynı zamanda skorbut dediğimiz diş eti kanamalarının sık olması yine çok basit bir çözümle C vitamininin beslenmeye daha fazla eklenmesi veya C vitamini kayıplarına sebep olan kaynakların örneğin çok fazla tütün mamullerinin veya alkolün tüketilmesi veya yetersiz meyve sebze alımının ortadan kaldırılması bu
bu durumda yararlı etki sağlayabilir. Bir de çift yönlü hastalık yüküne sahip olan durumlar söz konusu. Yani ne demek bu? Kişi hem yetersiz besleniyor hem de aşırı besleniyor. Burada da karşımıza fazla beslenme modeli, yani obezite çıkıyor. Dolayısıyla bu da hem toplumda hem ailede hem de bireylerin her birinde maalesef çeşitli besinsel eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Özellikle obez bireylerde yine D vitamini seviyelerinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Bazen B12, bazen anemi, yani demir eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki besin çeşitliliği konusunda yetersiz beslenen biri karşımızda. Veya tek tip besleniyor, saçları hızlı dökülüyor. Özellikle bugün kadınların en büyük derdi olan saç dökülmesi en büyük korkularımızdan biri. Hem de her yaş grubunda. Acaba bu saç dökülmesinin altında besinsel veya yanlış beslenmeye yönelik problemler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Neticede saç bir kaynaktan besleniyor ve o beslendiği kaynakta bizim seçtiğimiz besinlerle ortaya çıkıyor. O yüzden saçı besleyen, örneğin avokado, ceviz, badem, yumurta gibi besinler saçlara iyi gelir demek tek başına yetersiz olur. Besinlerin sinerjik etkisi, yani besinlerin birbiri arasındaki pozitif dengeyi artıracak yönde beslenmek en doğru yol olacaktır. Siz bir yandan B12 kaynaklarını veya biyotin içeren besin kaynaklarını veya iyi kalitede protein içeren besinleri tüketirken bir yandan da fiziksel olarak hareketsizseniz, bir yandan saç hijyeninizi, deri hijyeninizi sağlamıyorsanız veyahut asitli gazlı içecekleri çok fazla tüketiyor ve maalesef tütün mamulleri kullanıyorsanız tükettiğiniz gıdalar yeterli miktarda size biyo yararlanım sağlamayabilir. O yüzden koyduğumuz hedeflerin sürdürülebilir olabilmesi adına mutlaka ne yapmalı? Yaşam tarzı değişikliklerini sağlamalıyız. Bununla birlikte daha önceden ülkemizde yapılmış bazı besin destekleri programları var. Mesela ülkemizde demir eksikliği çok fazla görüldüğü için demir destekleri bebeklik döneminde, çocukluk döneminde günlük sağlanmış. Bununla beraber iyotlu tuz programı, zira iyotun çocuklarda zeka puanından tutun da sinirsel gelişime kadar her noktada yer aldığını biliyoruz. Fakat iyotu ayrıyetten bir ekstrat veya bir preparat olarak almanın ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. O yüzden yeterli bir çalışma bulunmadığı için iyotlu tuz tercih etmenin günlük iyot gereksinimini iyi bir şekilde karşılayacağını söylemek yanlış olmaz. Yine toplumumuzda sıklıkla görülen folik asit ve D vitamini eksikliğine yönelik de çalışmalar devam etmekte. Bunların dışında hem yetersiz beslenmede görülen hem de aşırı beslenmede görülen bazı problemler var. Mesela onlara biraz değinelim istiyorum. Beslenme yetersizliğinde ne karşımıza çıkıyor? Potasyum ve kalsiyum yetersizlikleri, iyot, flor yetersizlikleri karşımıza çıkabiliyor. Aynı zamanda B grubuna dahil bütün vitaminler, B6, B12, bakın bunları tek tek birer preparat olarak almaya çalışsak maalesef evimiz bir yığın ilaçla dolar ve her gün avuç dolusu haplar içmek zorunda kalırız. Fakat biz beslenmeciler olarak ne istiyoruz? Böyle bir hayat sürdürülemez olduğu için besin çeşitliliğini sağlamanızı, besinlerde rengarenk bir tabak oluşturmanızı ve besinlerden en iyi şekilde yararlanım sağlayabilecek tüketim zamanlarını ve pişirme tekniklerini kullanmanızı arzu ediyoruz. Antioksidan kaynağı olan gıdalar tek bir besinde bulunmaz veya posa kaynağı olan gıdalar tek bir yerde yer almaz. O yüzden ne kadar çok çeşitli, dengeli ve her şeyi tüketirsek o kadar sağlıklı oluruz. Mesela C vitamini için bütün meyve ve sebzelerin iyi bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hayatında hiç sebze tüketmeyen, yeşillik sevmeyen, meyve yemeyen kişilerin tabii ki sağlıklı bir hayat sürmeleri veya bağışıklık fonksiyonlarının çok çok iyi olmasını beklemeyiz. Veya bunu bir ilaç takviyesi olarak aldıklarında uzun sürede kalıcı bir etki görmeyi tabii ki ummayız. Çünkü neden? Beslenme bozukluklarından dolayı maalesef vücudumuzda bazı eksiklikler karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde aşırı beslenmeye bağlı da örneğin vücudumuzda aşırı bir doymuş yağ alımının olması, tuz alımının, bununla beraber alkol ve rafine gıdaların çok fazla tüketilmesi sağlık üzerinde ciddi maalesef etkilere sahip. Özellikle kalp ve damar sağlığı,
O beste, vücut yağlanması, iç organ yağlanmalarının artması gibi durumlarda en çok karşımıza ne çıkıyor? Maalesef kalp ve damar rahatsızlıkları, buna bağlı olarak veya eşlik eden diyabet. Burada da neyi görüyoruz? Kalori değeri olarak paket bilgilerini okumak yeterli değil. Ne demek istiyorum? Siz bugün belki kahvaltıda şu an 300 kalorilik bir poğaça, börek veya şekerli, çikolatalı bir besin tüketiyorsunuz. Ve hemen akıllı saatinize bakıp ben bunun 300 kalori olduğunu hesapladım ve biraz yürüyüş yapayım, biraz egzersiz yapayım, biraz sporla ben bu kaloriyi yakayım deseniz bile maalesef yeterli sonuca ulaşamıyoruz. Çünkü neden? Burada almış olduğunuz fazla enerji hızlı bir şekilde sizin hormonlarınızı uyararak yağlanmaya çoktan başlamıştır bile. Dolayısıyla buradaki yanlış uygulamalar veya yanlış bilgiler ne yazık ki hızlı bir şekilde kilo artışıyla metabolik sendromu desteklemektedirler. Tabii sadece şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar değil konumuz. Aynı zamanda yetersiz enerji almaya bağlı olarak da bazı hastalıklar karşımıza çıkıyor. Mesela protein enerji yetersizliği. Hep böyle aklımıza Afrika'da açlıktan ölen veya işte incecik kalan çocuklar gelir ya. Evet, onlar da maalesef besin yetersizliğinden kaynaklı. Dünyada neredeyse 9 milyon kişi açlıkla mücadele halinde. Yine aynı zamanda demir eksikliği, A vitamini, iyot eksikliği, folat ve D vitamini eksikliği maalesef beslenmenin yetersiz olduğunun bir göstergesi. Peki bunu saptamak için ne yapmalı? Düzenli rutin bir hekim muayenesi, kan tahlilleri bakılarak durumunuz değerlendirilmeli. Kısa bir reklam arasının ardından beslenme sorunlarının vücudumuzda ve toplumumuzda yarattığı etkileri değerlendirmeye devam edeceğiz. Elif Melek'le Sağlık Zamanı reklamlardan sonra devam edecek. Kısa bir aranın ardından Elif Melek'le Sağlık Zamanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz beslenme sorunlarının bireysel ve toplumsal etkileriydi aslında. Ve neye geldik? Çift yönlü hastalık yük oluşma durumuna. Yani ne demek? Hem yetersiz beslenme durumundan hem de aşırı beslenme durumundan kaynaklı olarak hem obezitenin hem de yetersiz besin kaynaklarının bir arada olması obeziteyi daha da tetikleyebiliyor. Mesela bir örnek verelim. Bir kadının demir eksikliği var ve kendini sürekli yorgun, halsiz, enerjisiz ve mutsuz hissediyor. Ve kendine gelebilmek için veya kendini daha iyi hissedebilmek için bu sefer ne arayışına giriyor? Daha yoğun enerji kaynağına sahip ve daha yoğun şekerli veya daha basit karbonhidratların olduğu bir öğün veya atıştırmalık arıyor. Ne yapacak? Bunu tükettikten sonra kendini daha iyi, daha enerjik ve mutlu hissedecek. Oysa ki kısa süreli. Yani nasıl? Ortalama 1,5-2 saat evet bir mutluluk veya enerjide yükselme meydana gelir. Fakat sonrasında kan şekerinin düşmesiyle ve hızlı bir şekilde düşmesiyle birlikte daha fazla yorgunluk, daha fazla enerjisizlik ve sonraki dönemde de hızlı bir kilo artışıyla karşımıza çıkacak. Aslında seçtiği gıdaya baktığımız zaman ne var burada? En çok insanların ihtiyaç duyduğu şey bu dönemlerde demir eksikliği olduğunda tatlı, çikolata yoğunluklu gıdalar, kekler, pastalar, börekler, hamur işleri veya tadı dahi aklımıza gelmeyecek yoğun kalorili tek öğünlük besinler olabiliyor. Dolayısıyla burada da neyi görüyoruz baktığımız zaman? Kişi zaten bir besin kaynağı yönünden yetersizlik çekiyor. Akabinde tercih ettiği gıdalar da maalesef besleyici özellikleri düşük, kalori bakımından yüksek ve hızlı kilo aldırıcı bir besin oluyor. Sonra genel tabloyu incelediğimizde kişinin hızlı bir şekilde kilo alması mutsuzluğunu artırıyor. Depresyon duygusunu artırıyor. Kendini insanlara karşı izole ediyor, sosyal bir izolasyona giriyor. Aynı zamanda sürekli kendisiyle çatıştığı için mental olarak sürekli bir mutsuzluk ve yeme halinin devam etmesi karşımıza çıkıyor. Aslında tek bir demir eksikliğinin dahi olabileceği sonuçları sıraladığımızda ne kadar farklı yerlere gidebileceğini şimdi örneklemiş olduk. Oysa ki dengeli, yeterli, çeşitli ve karma bir beslenmede ihtiyacımız olan porsiyonları tükettiğimiz takdirde saçta, deride, gözlerde, vücudun genel ağırlığında, sağlık durumunda ve bağışıklıkta iyi sonuçlar elde edebileceğimizi görüyoruz. Aynı zamanda çeşitli alerjilerin veya intoleransların da yine bağırsak mikrobiyotasına bağlı olarak yani yine besin çeşitliliğini yeterli sağlamadığımız için karşımıza çıktığını söylemek de yanlış olmaz. O yüzden özellikle saç dökülmesi belirtileri varsa veya genel olarak kendimizi yorgun hissediyorsak, genel olarak halsiz, solgun ve elastikiyetini kaybetmiş bir cildimiz varsa veya çok yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissediyorsak
besin kaynaklarımızı ve besin çeşitlerimizi mutlaka bir irdeleyelim. Acaba günlük tüketmemiz gerekenden ne kadar az, ne kadar yetersiz veya ne kadar fazla tüketiyoruz? Günlük düzenli olarak bunu sorgulayalım. Aynı zamanda market alışverişlerimize gittiğimizde de yoğun kalori içeriğine sahip gıdaları almamaya ya da kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurmamaya gayret edelim. Saç dökülmesinden bahsetmek istediğimi programın başında söylemiştim. Evet, saçlarda biyotin yani B7 genelde şampuanlarda veya kremlerde bunu çok sıklıkla görebilirsiniz. Neyi sağlar? Keratin üretiminin vücutta artırılmasını sağlar. Fakat saç dökülmesini tetikleyen bazı sorunlar olabilir. Mesela ağır ateşli enfeksiyon hastalıkları, işte çok kanamalı rahatsızlıklar, sağlıksız, hastalığa bağlı, ani kilo kayıplarına bağlı, vitamin mineral yetersizliklerinin oluşması, D vitamini yetersizliği ve demir eksikliğinin olması saç dökülmelerini kısa zamanda tetikleyebilir. Eğer böyle ani bir durumdan kaynaklıysa yerine konacak ikame takviyeler ortalama 4 ayda bu gidişatın iyi yönde çevrilmesine yardımcı olabilirken, eğer beslenme problemleri hala devam ediyor, yetersiz besleniyor ve almamız gereken vitamin mineral desteğini gıdalardan sağlayamıyorsak maalesef takviyelerin de %100 işe yaradığını söylemek mümkün değildir. Aynı zamanda biyotin tek başına değil, akabinde selenyum, çinko, demir, C vitamini ve D vitamini ile birlikte daha iyi bir etki gösterir, saçı besler, saç köklerini uyarır. Dolayısıyla sıklıkla karşımıza çıkan kadınlarda saç dökülme probleminin aslında altında yatan sebeplerden biri de demir eksikliği olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Bugün ilk olarak gerçekten saç dökülmemiz var mı? Cildimizde solgunluk, kuruluk, gözlerimizde, bakışlarımızda yorgunluk, halsizlik veya genel olarak enerjisizlik hissimiz var mı? Önce buna bakıyoruz. İyi beslendiğimizi bir değerlendiriyoruz. Bunu tabii ki ne yapabiliriz? Bir haftalık ya da en yakın hatırlayabileceğiniz şey nedir? Hafta içi iki, hafta sonu bir gün. Yani ne olabilir? Pazar, pazartesi ve salı günlerini bir not defterine yazarak neler yediğinizi en ufak detayına kadar lütfen belirtin. Şeker tüketiminiz fazlaysa, asitli gazlı içecekleri sofranızdan ayırmıyorsanız, yemeklerde doymuş yağ fazlaysa, bu da hayvansal yağ grubuna ifade eder ve aynı zamanda kızartma yöntemini çok kullanıyor, rafine edilmiş beyaz un ve tahılları çok fazla kullanıyorsanız besin eksikliklerinin görülmesi muhtemeldir. O yüzden kendimizi bir değerlendiriyoruz ve hemen bir beslenme uzmanının kapısını çalarak iyi beslenip kendimizi iyi hissedecek ilk adımı atıyoruz. Bu hafta sizin için yeni, sağlıklı ve iyi bir başlangıç olsun. Ne kadar iyi beslenirsek, ne kadar doğru seçimler yaparsak o kadar iyi hissederiz. Bunu asla unutmayın ve iyi görünürüz. O yüzden bugün konumuz güzellik, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam oldu. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar, hoşça kalın.